Karikot Medya YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Metan Çavuş'la birlikte Boş Turnike Galatasaray özel bölüm yapacağız. Galatasaray'ın yeni transferleri açıklanmaya başlandı. Muhtemelen biz bu videoya girdiğimizde de 3 transfer birden de açıklanacak. Öncelikle hoş geldin abi, nasılsın? Hoş bulduk abi, iyiyim. Sen nasılsın? İyi, istiyorsan fazla uzatmadan hemen ilk transferle başlayalım. Travis Trice zaten daha önce Tofaş'tan tanıdığımız bir isim. Ya bize kısaca anlat istiyorsan Travis Trice'ı. Üç oyuncu da konuştuktan sonra zaten takım etkilerinde hep birlikte konuşuruz. Evet, Travis Trice işte, klasik bir undersize kısa örneklerinden birisi aslında. Kolejde 4 yıl kalmış bu oyuncu. NBA'de G League arasında gezip en son Tofaş'la birlikte Avrupa'ya gelmişti. Tofaş da tam istediğini veremese de Strasbourg'da çok iyi bir dönem geçirdi. Özellikle kısa bir dönemde olsa. Strasbourg taraftarının da bayağı sevdiği bir isim haline geldi ama takımda kalmadı. Bu var şimdi de Galatasaray'a geldi. Galatasaray muhtemelen Alex Hamilton'dan ve Jonathan Williams'ın kontratlarından çıkacağı konuşuluyor. Bu sebeple bir guard eklemesi daha yapmak istediler. Daryl Macan'ın yanına gerçek bir oyun kurucu almak isteyip Daryl Macan'ı daha bitirici rolde oynatacak bir sisteme geçecek diye tahmin ediyorum. Travis Trice yarı saha hücumunda etkili bir isim. Fena bir şutör değil. İyi bir pasör aslında ama işte bazı klasik bu Amerikalı guardlarda olan görememe sorunu var. Sahayı tam göremiyor. Bu tür oyuncularda bu problemler genelde yaşanıyor. Önemli bir skorer. Hücum sıkıştığında kendi şutunu yaratabiliyor. Topla potaya kadar gidebiliyor ve iyi floater bırakan bir isim. Orta mesafeden iyi katkı verebiliyor. Ama ben asıl alınma sebebini dediğim gibi Daryl Macan'ı daha bitirici rolde oynatıp oyun kurmakla yormayıp Daryl Macan'ı daha öne çıkartmak için olduğunu düşünüyorum. Benim beğendiğim bir oyuncu Travis Rice ama tek başına çok fazla şey değiştirebilecek bir isim değil. Tofaş'ta işte geçen sene izlediğimizde çok da öne çıkmamıştı. Kötü bir performans sergilemişti. Bu sene Galatasaray'da ne yapacağım merak konusu. Ben Alex Hamilton'ı tutma şansı varsa Alex Hamilton'ı tutup Travis Trice'ı almazdım tercih bana kalsa. Ama Galatasaray böyle bir tercih yaptı. Bakalım ne olacak göreceğiz. Özellikle tabii hücum performansından bahsettin ama Galatasaray'ın baktığımızda en temel sıkıntısı savunma. Yani Travis Trice'ın sen savunmada Galatasaray'ı nasıl etkileyeceğini düşünüyorsun, özellikle kısa savunmasında? Yani kaldığı yerden devam eder sadece Travis Trice olduğu sürece. Yani diğer ikili iyi savunmacı. Onlara biraz sonra geçeceğiz. Ama Travis Trice daha oyunun hücum tarafında oynayan bir isim. Çok kolay geçilebilen bir oyuncu. Karşısında kalamıyor kartların. Özellikle hızlı bir oyun kurucu varsa işi çok zor çünkü. Yanından vurup geçtiği çok oluyor. Savunmada konsantrasyon eksikliği olan bir oyuncu. Zaten fiziksel dezavantajları sebebiyle bu tarz oyuncular savunmada genelde eksi yazıyor. İşte Campazzo gibi falan çok özel bir oyuncu değilse. Ki Travis Trice öyle özel bir oyuncu değil bildiğiniz üzere. Ama eğer işte yeni transferlerle birlikte diğer isim Asen Marek'e ve Emil Jefferson ikisi de çok iyi çember koruyucular olduğu için bence Travis Trice'ın geçilmesini bir şekilde kapatabilecek bir takım oluşturabilir Galatasaray. Şey konusunda kimin kalacağı da önemli tabii. Göksen'in de oralarda o yardım savunmalarını yapmayı bilen bir isim. Belki onunla da kapatabilirler. Travis Trice'ı ama her hücum şeyde göreceğim şey konusunda sıkıntı yaşatacağına eminim. Daryl Macon'la yan yana iki guard sıkıntı yaşatacağına eminim savunmalarda. Ama hücumlarıyla da rakip savunmalara sıkıntı yaşatacaklardır. Dilersen diğer transferinize geçelim. Bence gayet açıklayıcı oldu Travis Trice. Bir diğer isim de Asen Marek'iz. Yine tanıdığımız bir isim. Pınar Karşıyaka forması da giymişti. Asen Marek'ten bahset abi biraz da bize istersen. Marek işte aynen Karşıyaka'da ilk böyle bizim ülkede tanımıştık. Ondan önce Almanya'da yine çok iyi sezonları var, iyi sezonu var. Karşıyaka'da iyice göz önüne çıkmıştı. Oyun yapısı olarak ayakları hızlı bir pivot. Hem sırtı dönük bitirebiliyor hücumda hem pick and roll'de çakılarak bitirebiliyor. İyi bir savunmacı, iyi bir çember koruyucu. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Euroleague yapmasını beklediğim isimlerden biriydi ama yapamamıştı. Bu sene ilk kez Metropolitans'la Eurocup yaptı. Orada da gayet verimli bir performans sergiledi. 13.7 sayı, 6.2 rebound gibi iyi ortalamalarla sahada kaldı. Çok da uzun süreler almamasına rağmen Metropolitans'tan Galatasaray'a gelmesi tabii özellikle paranın bu konuda etkisi var. Galatasaray Alex Tyce'dan gelen parayla iyi bir bütçe ayırabildi bu transferlere ve iyi para verdi. Beklenmedik bir para tabii. Evet, yani Alex Tyce Real Madrid Piyangodan olayını çıkmış gibi biz oldu. muhtemelen Boş Turnike'nin normal programında çok daha detaylı bir şekilde gömeriz. Ama Anthony Randolph sezonu kapatınca Alex Tyce'ı alan garip bir takım Real Madrid.
Güzel oldu ama Galatasaray'a milli piyango çıktı diyebiliriz. Evet, yani sezon başından beri Galatasaray ligde Bursaspor'la birlikte pota altını el kapatamayan takım. Türkiye Ligi'nde zaten Şampiyonlar Ligi'nde böyle Bakan Bears maçında bile neredeyse çok 40-50 sayı falan yedi oradan Galatasaray ki daha büyük takımlarla Tenerife ile falan oynarken çok canımız yandı oradan. Mare'ye o savunma konusundaki defekleri kapatacaktır. Undersize bir oyuncu değil kesinlikle. Jonathan Williams ya da Alex Tyce gibi ezileceğini düşünmüyorum. Yani örnek veriyorum, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta Mirobilan 500 sayı falan atmıştı bize. Mare'ye olsaydı atamazdı yani, çok basit bir şekilde böyle örnek verebilirim. Karşıyaka döneminden kalma zaten hatırladığımızı söylemiştik. Ben Mare'nin oyunun hücum tarafına da çok fazla şey götüreceğini düşünüyorum. Çünkü harika perde yapan bir oyuncu. Gerçekten çok fazla boşluk açabiliyor gardlara ve Daryl Macon'ın yine bu konuda çok öne çıkacağını düşünüyorum. Zaten bu transferlerin üçünü de ben Daryl Macon'u maksimize etmek için aldığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Kesinlikle zaten Galatasaray'ın en önemli hücum silahının Maicon olduğunu biliyoruz. Galatasaray ona iyi bir konfor alanı hazırlayacak gibi duruyor. Evet, Mare hakkında son olarak şey ekleyeyim, yani Galatasaray'ın konusunda bir sıkıntısı olduğu aşikardı sezon başından beri. İşte post-up ya da pick and roll'de hiçbir şekilde uzunu savunamadığı gibi potaya giden guardları da savunamıyor. Mare'yi aynı zamanda kısaların karşısında da fena kalmayan bir uzun, en azından bu Avrupa seviyesinde, bu FIBA Şampiyonlar Ligi seviyesinde diyeyim, çok bu konuda aksamayan bir uzun. O konuda da Galatasaray'a çok fazla katkı vereceğini düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın bundan sonra çok fazla switch yapıp çok fazla yardım savunmasıyla savunma yapacağını düşünüyorum sezonun geri kalanında. İstersen abi son transfer Emil Jefferson'a da geçelim. Yani zaten muhtemelen taraftarın da en çok merak ettiği isim olacak Emil Jefferson. Daha bir kapalı kutu G League takip etmeyen insanlar için. G League'de yılın savunmacısı ödülünü almış bir oyuncu. NBA paternli bir uzun diyebiliriz. TRT Spor ağzıyla konuşacak olursak da. Emil Jefferson'dan neler bekliyorsun sen? Galatasaray'a ne gibi katkılar verebilir? Emil Jefferson'da 4-5 numara oynayabilen, tam mevkisi belli olmayan oyunculardan biri. Alex Poitras'a çok benziyor Galatasaray taraftarının bileceği şekilde anlatmak gerekirse. Ama Ali en büyük sıkıntısı uzun süredir böyle rekabetçi bir basketboldan çok uzak kalmış durumda Emil Jefferson. Hani Orlando Magic'te 2 sezon geçirdi. Bu sene Boston'la bir kontrat imzaladı ama sonra serbest bırakıldı. İşte 4 mü 5 mi belli değil. NBA'de zaten kalması imkansızdı bu ayak yavaşlığıyla. Ama o da bir Duke çıkışlı bir isim. Harika bir kolej kariyeri var. Şampiyonluğu, 2015 şampiyonluğunun önemli parçalarından biri kolejde. Avrupa'ya bu tarz oyuncular geldiğinde ben genelde iyi katkı verdiklerini düşünüyorum ama tabii Alec Poitras'tan en büyük farkı yaşlı bir isim. Yani 27-28 yaşına gelmiş bu oyuncu artık. 4 numara oynayacağını düşünüyorum daha çok. 4 arası 5 numarada da kapatabilir. Yani Berkay Atar yerine onu 5 numarada deneyebilir Asen Mara'yı dinlenirken. Konusunda güzel. Brock Mortimer eğer takımdan ayrılmayacaksa, EuroLeague'den teklifler olduğu konuşuluyor ama öyle kesin gidecek ya da kalacak gibi net bir söylem yok şu an. Mortimer, Emil Jefferson, Asen Mare üçlüsünün kendi arasında döndüğü bir rotasyonu ben çok beğenerek takip edeceğimizi düşünüyorum Galatasaray adına. Emil Jefferson'ın kişisel özelliklerinden bahsetmek gerekirse de şut atabiliyor ama çok iyi bir şutör değil. Onun dışında iyi bir pick and roll silahı, o da pick and roll'ü bitirebilir. Orta mesafeden fena işler yapmıyor ve bence en pozitif özelliği harika bir post-up oyuncusu. Bu seviyelerde Galatasaray'ın özellikle Asen Mare ile en oynarken rakibin en iyi post savunucusu otomatik olarak Mare'yi iyi savunacağı için rakibin pivotu, Emil Jefferson'ın post hücumlarıyla çok fazla şey öğretebileceğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Bu da oyuna yeni bir bakış açısı getirecektir. Ama yine işte dönüp dolaşıp olay Daryl Macon, Travis Trice ikilisinin ne kadar uyumlu olacağına kalıyor bence Galatasaray'da. Çünkü Alex Hamilton'dan bekleyeni alamadılar. O sakatlıklar yüzünden falan. İşte Jonathan Williams zaten o uygun bir profil değildi Galatasaray'ın bu kadrosuna. Artık onunla da yollar ayrılacaktır diye tahmin ediyorum. En büyük merak konum benim RJ Hunter takımda kalacak mı, gidecek mi şu an? Çünkü Hunter'ın şut silahı bu iki uzunla birlikte yan yana varken çok daha önemli olabilir normal zamanlara göre. Ayak çabukluğu falan olan bir oyuncu. Yani merak ediyorum açıkçası Galatasaray'ın ne durumda olacağını ama bu transferlerin takımı yukarı taşıyacağına eminim. Ligde 12. sırada falan da Galatasaray ki artık bir 6'ya 5'e çıkmasını bekliyorum Galatasaray'ın. Ya biz de umut ediyoruz. Hunter'la ilgili söylemek istediğim bir şey var. Eğer Hunter'dan çıkarsa Galatasaray ki
Yani %50 %50 muhtemelen. Onun yerine bir transfer bekliyor musun? Hayır ya, bu kadroya devam edeceğini düşünüyorum. 3 numarayı Göksel'in ve Yiğit Arslan'la tamamlayıp o şut tehdidini de Yiğit'ten bekleyip özellikle sezonu işte Moatem, Jefferson, Murray'i, Macon, Travis Trice beşlisi ile yabancı beşlisi ile bitireceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Bu beşlinin de işin playoff tarafında neler yapacağını merak ediyorum açıkçası. Eğer Emil Jefferson geçen sene Alec Poitras'ın gösterdiği uyumu gösterebilirse takıma, Galatasaray çok önemli bir güce dönüşecektir. Peki abi, istiyorsan eklemek istediğin başka bir şey yoksa kapatalım programı. İstersen şey konuşalım ufak bir, işte dedik Alex Hamilton ve Jonathan Williams'ın takımdan ayrılması bekleniyor. Yani onların Galatasaray'la ilgili nasıl olacağını konuşabiliriz. Galatasaray'ın onlarsız Konuşalım. nasıl olacağını. Ya zaten Hamilton takımın kısa savunmasında en önemli isimdi. Ya onun yokluğunu arayacaktır Galatasaray, ama yani senin de az önce bahsettiğin gibi iki tane çok iyi savunmacı uzun aldılar. Yani o kısaların geçildiği yerde onların açıklarını kapatacaklardır. Ben Jonathan Williams'ın çok da bir yani gittiği zaman atacağını düşünmüyorum Galatasaray'a. Yani senin de görüşünü merak ediyorum tabii. Evet, Jonathan Williams tam ve son bir 2-3 haftadır iyi top oynuyordu açıkçası ama zaten işte oyuncu profili olarak bu tarz kötü savunmacı kısaların olduğu yerde olmaması gereken bir uzun. Çok fazla defekti var. O iyi şeylerini de sivriltemiyor böyle bir takımda. Alex Hamilton dediğin gibi takımın kısada nasıl kısa savunacağını bilen tek oyuncusuydu belki de ama bir takımda da işte uzunlar zaten kötü savunmacı olunca kısaların bir noktada perde koyuyorsun, geçiyorsun yani kısayı. Yapacak bir şey yok o konuda. Ben Hamilton'ın en beğendiğim oyuncuydu sezon başı. Yani Galatasaray'a en çok şey katacağını düşündüğüm oyunculardan biriydi. Hem sakatlık sorunları sebebiyle olsun hem de daha takım uyum sağlayamaması sebebiyle olsun. İşte tam oynayacak sakatlanıyor. Tam oynayacak virüs pozitif çıkıyor falan. Zor bir dönemden geçti. O da sanırım İsrail'e geri dönecek. Ya umarız onun da kariyeri daha başarılı olur. Jonathan Williams'ın da açıkçası ben böyle şey bir takımda, EuroLeague'in alt seviye takımlarından birinde rahat rahat istatistik kasabileceğini düşünüyorum. Kendi kafasına göre oynayabilir. Öyle bir takıma gitmesini bekliyorum açıkçası. Ya kesinlikle Jonathan Williams'ın en büyük problemi zaten Galatasaray gibi sorunlu bir yapıda olmasıydı. Hani arada kalmış bir oyuncu zaten. 4 desen 4 değil, 5 desen orada açıkları çok ortaya çıkıyor. Yani doğru bir rolde bir zıp zıp uzun olarak kullanılabilir diye düşünüyorum ben de. O zaman kapatalım abi yavaştan. Kapatalım. O zaman adettendir. Önce şunu söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basabilirsiniz. Kapattık. Ruşen Çakır gibi kapatayım bugün. O zaman hoşça kalın. Görüşmek üzere.